Günaydın bir tanem. Günaydın aşkım. Nasıl, güzel uyuyabildin mi? Oo, hem de nasıl uyudum böyle deliksiz mis gibi. Hayatım, saatten haberin var mı? 9'a geliyor. Ne diyorsun ya? Aşkım ben çok geç kaldım ya. Kusura bakma, kahvaltıya kalamayacağım. Muratcığım, olur mu hiç öyle şey? Bari bir lokma bir şey yeseydin. Hem sen yeni sekreter almadın mı bu büroya? Ya aldım almasına da kadıncağız daha hiçbir şey bilmiyor. Gideyim işlerimle ilgileneyim. Ne olur kusura bakma, tamam mı? Gel buraya hadi. Hoşça kal bir tanem. Bay bay. Merhaba. Hoş geldiniz Hüce Hanım. Hoş bulduk. Selam. Oo, hoş geldin hayatım. O elindekiler ne? Sen kahvaltı yapmadın diye sana kıyamadım. Sandviç getirdim. Teşekkür ederim de iki tane bana fazla değil mi? Ha, yoksa sen kocanı kimse beğenmesin diye şişmanlatmaya mı çalışıyorsun? Hayır aşkım, yanıldın. Aslında bu sandviçlerden bir tanesi senin sekreterineydi. Ama o cezalı olduğu için ona vermedim. Hayırdır? İmren ne yaptı da cezalı konuma düştü? O giydiği etek mi onun öyle Murat? Gerçi ona giydi diyebiliyorsak. Bir insan iş yerine nasıl öyle bir etek giyebilir ya? Yani hiç giymese daha iyiymiş. Hatım, vallahi kadıncağızın eteğine falan bakmadım. Ha, sen tabii o kadar kıskançsın ki. Yani benim bulunduğum her ortamdaki kadının üstüne başına bakıp mini etekli olanı böyle cımbızla çekebiliyorsun. Tabii buna algıda seçicilik diyorlar. Kusura bakma canım ama seninkine de algıda şapşallık deniyor. Ya kadın neredeyse anadan üryan gelecekmiş ofise. Sen de gıkını çıkarmıyorsun. Yani gerçi belki senin de hoşuna gitmiştir. Ondan çıkarmıyorsun, olur ya. Ya hayatım saçmalama ya. Ben koskoca kadının eteğine mi karışacağım? Ya okul mu burası? Doğru. Sen karışamazsın belki ama ben gayet de güzel karışırım canım. Hadi sana kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İmren Hanım. Buyurun Tuğçe Hanım. Sizinle açık konuşacağım. Bakın burası çok ciddi bir müessese. Eşimin sürekli çalıştığı insanlar buraya devamlı gidip geliyorlar. Hayır, sizin mini eteğiniz, hatta süper mini eteğiniz bizim için hiç sorun değil, hiç değil. Ama başkaları bunu yargılayabilir, değil mi? Bu yüzden daha dikkatli olursanız çok sevineceğim. Anladım Tuğçe Hanım. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım efendim. Umarım öyle olur. İyi günler. Size iyi günler. Merhaba anneciğim. Tuğçe, dur. Dur bakayım. Nereden çıktın sen? Sen gelmezdin hiç buralara. Doktora gidiyorum bir kontrol için. Eğer işin yoksa sen de benimle gelir misin diye geldim. Doktora mı gidiyorsun, niye? Ne oldu? Korkma hemen. Yani kötü bir şey yok. Sadece bir şeyden şüpheleniyorum. Tuğçe, bilmece gibi konuşma çocuğum. Ne oldu, söyle bakayım bana. Ya korkma, kötü bir şey değil. Galiba hamileyim. Ne? Allah'ım sana şükürler olsun. Doğru mu söylüyorsun? Ay Tuğçe'cim, canım benim. Dur sakin ol. Yani sadece şüphe benimkisi. Bana bak, sen yıllardır tıp okuyorsun. Şüphelendiysen vardır bir sebebi. İşte bana da öyle geliyor. Murat biliyor mu? Ya daha kesin belli olmadan ona bir şey söylemek istemedim. Boşuna ümitlenmesin. Doğru, haklısın. Eve duruyoruz, kalk. Hemen hastaneye gidiyoruz, yürü. Hadi bakalım. Koş. Tebrikler Tuğçe Hanım. Hamilesiniz. Hamile miyim? Anne. Ay inanmıyorum. Doktor bey, ben anneannem oluyorum şimdi. Tebrikler efendim. Allah'ım sana şükürler olsun. Düşüp bayılacağım şimdi ha. Tuğçe. Keşke babacığın da yaşasaydı da şu günleri görseydi. Keşke. Hadi bakalım. Hadi. Anne biliyor musun? Ben okul bitmeden hamile kalırsam kesin annem bana kızar diyordu. Saçmalama Tuğçe'cim. Gerekiyorsa bir dönem donduruverirsin okul. Ne olur biter. Bak sen Melahat Sultan'a, bu anneannelik sana çok yaradı. Yani sen böyle pek bir hoşgörülü, pek bir ılımlı oldun.
Aa, edepsize bak sen. Ben her zaman hoşgörülüydüm zaten. Tabii. Okulum aksamasın diye part-time çalışmama bile izin vermedin sen. Hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Canım annem benim ya. Bana bak. Bundan sonra kendine çok dikkat edeceksin. Öyle Paris, diyetler, listeler filan hepsi çöpe. Karnındaki torunuma iyi bakmak zorundasın. Biliyorum anne. Biliyorum deyip sözümü kesme Tuğçe. Bak, bundan böyle koşmalı, atlamalı, hoplamalı, zıplamalı sporlar filan yasak. Anlaşıldı mı? Anne. Anne deyip durma bana. Dikkat, dikkat, dikkat. Anne. Hı. Ya bilmem farkında mısın ama sen şu anda bir doktor adayıyla konuşuyorsun. He, vallahi haklısın çocuğum. Aman ben ne dediğimi biliyor muyum? Şu anda adımı sorsan söyleyemem sana. Anneanne olacağım, kolay. İnşallah Murat da senin gibi böyle duyduğunda sevinçten havalara uçacak. İnşallah. Ay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Melahat Hanım. Hoş geldiniz. Size baklava getirdim. Afiyet olsun. Hayırdır Melahat Hanım? Niye bu baklava? Ah, torun geliyor Nuri Beyciğim. Torun, anneanne oluyorum. Torun mu geliyor Melahat Hanım? Evet, Tuğçe hamile. Buyurun. Bu baklavalar niçin geldi? Torun geliyor diyor. Aa, iyi. Nuri Bey'e hazırlayayım. Buyurun, afiyet olsun. Hadi yiyin. Yiyeceğiz de izin veren afiyet yok ki. Afiyet olsun Nuri Bey. Teşekkür ederim. Ya hay Allah. Demek bizim kerataların çocukları olacak. Yani ne kadar sevindim anlatamam Melahat Hanımcığım ya. Ne kadar heyecanlandım anlatamam. Ben de o kadar mutlu ve sevinçliyim ki ayaklarım yere basmıyor Nuri Bey. Afiyet olsun. Ya Osman. Ya kaçıncı baklava bu yediğin kardeş? Vallahi billahi birinci. Yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Bu yediğin üçüncü baklava. Sen şeker hastasısın. Şeker hastası bu kadar baklava yemez. Bırak. Bırak onu. Bana bunu yiyeyim ya. Onu da ye yeter. Tamam. Mehmet Hoca. Müdahale et. Dur ya. Bir Murat'ı arayayım da tebrik edeyim. Aramayalım Nuri Bey. Tuğçe bu haberi kendisi vermek istiyor Murat'a. Sürprizi bozmayalım. Akşama ararız o zaman. Öyle yapalım. Bu arsa meselesini sakın kafanıza takmayın Nedim Bey. Bu davayı mutlaka alacağız. Size güveniyorum avukat bey. İyi günler. İyi günler. Ay sorma kızım. Yeni iş yerimden acayip memnunum. Rahatsız olma hanımefendi. İyi günler efendim. İyi günler. Kızım yeni patronunu bir görmen lazım. Boy, pos, manken gibi. Mankenlik ajansında mı çalışıyorum, hukuk bürosunda mı belli değil. Yeminle kızım. Adam bir içim su. Gerçi evli ama. Bu zamanda evli bekar fark eder mi? Biliyor musun? O da bana karşı boş değil. Bakışlarıyla beni beğendiğini belli ediyor. Tuğçe Hanım. Aman İmran Hanım kapatmasaydınız. Bu güzel sohbetin benim yüzümden kesilmesini hiç istemem. Çok üzülürüm sonra. Demek patron da sana karşı boş değil ha? Demek bakışlarıyla seni beğendiğini belli ediyor öyle mi? Tuğçe Hanım çok özür dilerim. Ben öyle demek istemedim. Kızım sen buraya çalışmaya mı geldin? Yoksa kocamla flört etmeye mi? Ama yanlış kapıya geldin canım. Defol hadi buradan. Al bu çantanı da hadi. Ama Tuğçe Hanım. Ya sen hala burada mısın kızım hadi. Tuğçe, İmran Hanım ne oluyor burada? Ne bu bağırışlar? Senin o çok beğendiğin, bakışlarınla kendisine karşı boş olmadığını gizlemediğin sekreterini kovuyorum canım. Tuğçe ne bakışı ne beğenmesi. Kadını niye kovuyorsun? Ne diyorsun sen? Ben demiyorum canım. İmran arkadaşlarına telefonunu anlatırken duydum. Sen hala burada mısın ya? Defolsana buradan hadi. Neymiş efendim? Patronum çok yakışıklı. Evli ama olsun bu devirde evli bekar fark etmez. Bana karşı ilgisi var. Bakışlarından anlıyorum. Ya Tuğçe bu kadın delirmiş mi? Hayatım saçmalama yani. İnanmıyorsun değil mi böyle bir şeye? Ah be Murat. Buraya gelirken o kadar mutluydum ki. Bütün hevesimi kursağımda bıraktım. Teşekkür ederim. Ya Tuğçe. Ya Tuğçe. Bak saçma sapan hareketlere başladın ha. Bir kadın böyle bir şey söyledi diye buradan böyle çekip gidemezsin. Bırak beni Murat. Akşam da eve sakın bekleme, gelmeyeceğim. Ya Tuğçe! Bıktım ben senin bu kıskançlıklarından ama. Yeter be! Ya
Anne düşünebiliyor musun? Sekreter kız arkadaşına telefonda resmen Murat beni bakışlarıyla beğendiğini belli ediyor dedi ya.